Efendim, İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını yarın 86. kez açacak. Çok önemli bir fuar biliyorsunuz İzmir için, hatta tüm Türkiye için. Fuarın bu yılki konuk ülkesi Rusya. Rusya ile çok çeşitli işbirliği konuları ve fuarın bu yılki yeniliklerini konuşacağız. TRT muhabiri Duygu Tuncer şimdi karşımızda. Konuklarıyla birlikte olacak Duygu. Tabii Rusya bu yıl fuarın partner ülkesi. Fuarda ne gibi yenilikler olacak ve Rusya ile ilgili olarak gerçekten ticari ilişkiler çok gelişmiş durumda. Yaş sebze, meyve ithalatı, ihracatı ve özellikle domates çok gündemde. Bu konuyla ilgili gelişmeler beklenebilir mi? Evet Sermin, işte senin de başlıklarını sıraladığın tüm bu gelişmeleri yayına aldığımız iki konuğumuzla konuşacağız bugün. Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Serpil Kahraman, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve Zeliha Gülşener, İSFAŞ Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, siz de hoş geldiniz. Bu yıl özellikle İzmir Enternasyonal Fuarı özel bir anlam taşıyor. Büyük bir heyecanla bekleniyor. Çünkü beklenti çok yüksek. 86. kez yarın kapılarını açacak. 25'in üzerinde ülke katılıyor fuara. Ve elbette Sermin'in de başlangıçta söylediği gibi Rusya'nın partner ülke olması dolayısıyla üreticilerin, özellikle de domates üreticilerinin gözü kulağı fuar olacak. Ama bunun yanı sıra çok da önemli ilklere imza atılacak bu yıl fuarda. Bakalım neler olacak? Önce ilk konuğumla Sayın Zeliha Gülşener'le konuşalım bunu. Bu sene birçok yenilik bekleniyor fuarda. Neler olacak efendim? Kültürde, sanatta, ticarette, diğer etkinliklerde neler yaşayacağız fuarda? Şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum. İYF Cumhuriyet markasıdır ve bu sene 86. kere kapılarını açacağız. Bir genel ticaret fuarıdır ve bu genel ticaret fuarı özelliğini hiçbir zaman yitirmeden bugünlere kadar geldi. Ve Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal bütün gelişmelerini 86 yıl boyunca İYF'de izledi Türk insanı ve bunu yaşadı. Dünya siyasetini, dünya ticaretini burada izledi, yaşadı. İlkleri burada gördü. Yine ilkler olacak, yine yeni değişiklikler olacak. Yeni bakış açılarımızla, İnovasyon ana çatımızla, enerji ana temamızla, partner ülke Rusya'mızla, onur konuğu il Muğla'yla ve ana temamızın enerji çerçevesinde geliştirdiği yenilikleri burada sergileyeceğiz. İYF hem bir ticaret, hem bir sanayi, hem bir ekonomik fuar ama aynı zamanda etkinliklerin ağır bastığı bir fuar. Çünkü İYF her zaman gazinolarıyla, sanatçılarıyla, tiyatrolarıyla, gösterilerle anılmış bir fuar. Çok güzel bir katılımımız var. Ülke katılımlarımız çok yüksek. Rusya'nın partner ülke olması sebebiyle fuarımıza kattığı birçok yenilikler var. Enerjiyi, Türkiye'nin gerçeğindeki bu önemli konuyu, enerji temasını işleyerekten geleceğe adım atmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji üzerinde ağırlıklı çalışıyoruz. Burada fuarı ziyaret edecek İzmirliler ya da Türkiye'nin herhangi yerinden gelen misafirlerimiz bir rüzgar gülünün gövdesini ve bir kanadının, pervanesinin bir kanadını görebilecekler. O küçücük gördükleri şeyin aslında ne kadar devasa bir şey olduğunu görecekler. Ya da uzay serisine takip edecekler. Uzayı dinleyecekler. Bir tür sanat etkinlikleri de çok yoğun olacak. Ve birçok ilklere, galalara imza atacak yine İzmir Enternasyonel Fuarı. İzmir 17.sini düzenleyeceğimiz sinema burada da bu sene 4 kez gala yapacağız. 4 ayrı gala yapacağız. Bunlardan biri yine ilk kez bir yabancı galayı burada gerçekleştireceğiz. Onun dışında Türkiye'de ilk kez gösterim yapacak 2 tane önemli aktivitemiz var. Bir tanesi Alice Harikalar Diyarı'nda önemli bir sirk, hayvansız bir sirk, onu ifade etmek istiyorum ve herkesi bekliyoruz. Onun dışında çok ciddi bir, büyük bir İtalyan şovumuz var. Bu şova bütün İzmirlileri bekliyoruz. Diğer yandan tiyatrolarda ilk kez İzmir'de gösterime girecek tiyatrolarımız olacak. İzmir Sanat'ta arkadaş seyredilebilir. Gösterilerde ilk kez gösteriler var. İlk kez galayı İzmir'de yapacak olan, daha doğrusu Türkiye galasını İzmir'de yapacak olan gösterilerimiz var. Aslında bunları anlatmak çok zor. Evet. Ama elimde bir tane broşürüm var. Bu broşürümden bütün İzmirliler edinebilirlerse ve fuarımızı bu broşürden izleyebilirlerse inanın ki çok mutlu olacaklar. Evet. Ve gelmediklerine pişman olmamak için de lütfen hem web sayfalarımızdan hem sosyal medyalarımızdan takip etsinler ve bol bol fuarımızı ziyaret etsinler.
gelsinler. Görecekler ki çok keyifli bir fuar geçecek. Hem ekonomik, hem ticaret, hem sanayi anlamındaki gelişmeleri görecekler. Ve efendim elbette çok ayrıntılar var. İnternetten ve diğer yerlerden takip edilebilir. Öyle görünüyor ki İzmir Enternasyonel Fuarı sadece İzmir'in bir markası, bir tanıtımı için bu sene yine büyük bir damga vuracak bu etkinliklerle, bu katılımcılarla. Ama bunun yanı sıra partner ülke Rusya'da var. Ondan da lütfen bir iki cümle alalım sizden. Siz nasıl bir hazırlık yaptınız Rusya için? Rusya'nın partner ülke olması bir yıllık bir proje. Geçen sene İEF'de merhum Büyükelçinin, Rus Büyükelçisinin İEF'yi ziyaretiyle başlayan bir süreç. Bu süreçte Rusya'nın partnerliğini o merhum Büyükelçi'ye iletmiştik ve onun Rusya'yı buraya davet etmiştik. Bu davet gerçekleşti. Uzun bir süreçti. İnişli çıkışlı bir süreçte gerçekleşti. Bunu niçin çok önemsedik? Neden Rusya partner ülke olsun dedik? Evet, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri her zaman çok kuvvetli. Ticaret anlamında, sanayi anlamında çok kuvvetli. Ancak İzmir'in ve bölgemizin ilişkileri bu kadar kuvvetli değil. Biz istiyoruz ki İzmir Enternasyonel Fuarı ile birlikte İzmir'in ve bölgenin Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirelim. Çok teşekkür ediyorum size Sayın Şener. Şimdi Rusya ile diğer ilişkileri de diğer konumla konuşacağım, izin verirsiniz. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, hoş geldiniz siz de. Sayın Serpil Kahraman, Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümünden yardımcı doçent doktor. Sizleri de burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Şimdi Rusya kocaman bir başlık. Meyve sebze ticareti özellikle bütün gözler, dikkatler fuarda. Çünkü geçen yıldan bu yana yaşanan bir takım sıkıntılar var. Özellikle domates üreticileri belki de bu fuara gözünü kulağını dikmiş vaziyette. Neler söyleyeceksiniz? Bir kere Rusya niye bu kadar önemli ve bu yılki beklentiler karşılanabilecek mi? Fuarda gerçekleştirilecek olan temaslarla. Şöyle, öncelikle Rusya bildiğiniz gibi dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bizim de dış ticaretimizde önemli bir yer kaplıyor. Ancak 2015'te yaşadığımız bir kriz var, uçak krizi. Uçak kriziyle birlikte bizim özellikle ihracatımız yarı yarıya düştü. İthalatımız da %25 oranında düştü. Yani yaklaşık 3'te 1'lik bir dış ticaret kaybımız var. Bu anlamda Rusya hem önemli bir pazar olması açısından bizim için önemli, hem de fuarın önemi ihracat payımızı arttırmak açısından önemli. Çünkü ithalatımıza baktığımızda Rusya 3. sırada yer alırken ilk 10'da bile değil ihracat yaptığımız ülke açısından değerlendirdiğimizde. Dolayısıyla fuardaki ikili ilişkiler sadece tarım ürünleri değil, aslında finans, turizm, dış ticaret gibi ekonominin diğer ayakları açısından enerji kesinlikle. Zaten aslında ithalat kalemleri hepimizin bildiği gibi doğalgaz, petrol ürünleri, işte demir, çelik, kömür, hububat gibi ürünler ithal ediyoruz. İhracat yaptığımız kalemlerde dediğiniz gibi tarım ürünleri, meyve, sebze, balık, dokuma, tekstil ürünleri başta olmak üzere ihracat kalemlerimiz, ama tabii ki tarım için özellikle yer teşkil ediyor, önem teşkil ediyor. Ama bununla birlikte görece daha başarılı olduğumuz, daha başarılı demeyeyim de ihracatımız açısından önemli olan başka ürünler de var. Otomotiv sanayi gibi, yarı mamuller gibi, bunlar açısından da bir tetikleyici olacaktır. Peki bütün bunlar elbette ele alınacak ama gündemde olduğu için soruyorum. Rusya Tarım Bakanı'nın bir açıklaması var. Bir kere 250 kişilik bir heyetle Rusya burada olacak. 3'te bakan var aralarında. Bakan seviyesinde görüşmeler, temaslar sağlanacak. Sebze meyve alanlarına ilişkin, ihracatına, ithalatına ilişkin görüşmelerin yapılacağını ama özel olarak domatesin konuşulmayacağını söyledi bir demecinde. Siz ne diyorsunuz? Bu gündem sırasında mı, sebze meyve sırasında mı gündeme gelecek domates? Sorunlar aşılabilecek mi sizin öngörünüzle? Tabii ki, yani dediğiniz gibi bakanlar nezdinde bir temsiliyet söz konusu. Özellikle mesela İzmir'in payına baktığımızda bizim ülkemizde %12'lik bir dış ticaret payına sahip İstanbul ve Bursa'dan sonra. Yani meyve sebze evet çok önemli bir ihracat kalemimiz ama tek başına değil tabii ki. Yani bizim yarı mamul ürünlerde de başarılı olduğumuz alanlar var. Otomotiv gibi, keza dokuma gibi, az önce belirttiğim gibi. Dolayısıyla İzmir'de, sırf İzmir özelinde 4000'e aşkın dış ticaret yapan firma olduğunu düşünürsek sadece meyve sebze özelinde sınırlı kalmayacaktır. Ve bu ikili ilişkiler bir takım protokollerle geçmiş yıllardaki ekonomi açısından da tetikleyici olacaktır. Tabii ki sadece dış ticaret değil.
Çok teşekkür ediyorum her ikinize de yayınımıza katkı verdiğiniz için. Sözü Ankara'ya bırakmadan önce tekrar hatırlatalım. 27'sine kadar açık kalacak 86. İzmir İnternasyonel Uluslararası Fuarı. Herkes bekleniyor. Sadece İzmirliler değil, bütün Türkiye'den mutlaka katılımcılar olacaktır. Çünkü gerçekten Türkiye'nin tamamını ilgilendiren konular, yenilikler, ilkler hep bu fuarda yer alacak. İzmir'den şimdilik hoşça kalın. Duygu Tuncel, çok teşekkür ediyoruz. Sana da konuklarına da İzmir İnternasyonel Fuarı kapılarını yarın açıyor dedik sevgili izleyiciler. Ve bu bağlantıyla birlikte öğle ana haberinde sonuna geldik. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.